Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomda lavabomuzun ne kadar hızlı ve kolayca temizlenebildiğini göstereceğim. Şimdi bu lavaboyu ben bilerekten temizlemedim. 2 hafta oldu yaklaşık 10 gündür. Yani sadece bulaşık deterjanıyla temizledim. Böyle olunca zamanla sararıyor içerisindeki yemek artıkları, çay artığı. Bundan dolayı burası özellikle sararıyor. Yapısı mermerit, mermer tozu ile plastiğin karışımından, fakat kaliteli bir malzeme yine de. Yani hemen ısınmakta bozulmayan, sıcak tencere konduğu zaman yanan, fakat yeni modellerden. Şimdi şunu göstereceğim. Neyle çözdüm ben bunu? Bu deterjanı döküyorum ve tertemiz oluyor. Hiçbir işlem yapmıyorum. Bu çok şaşırtıcı ve sizin de yani faydalı olmasını istedim size. Çünkü normalde çok fazla uğraşıyordum. Sürekli uğraşıyordum ve geçmeyen bir çirkin rengi vardı. Bakın sürdüğüm yerler anında beyazlıyor. Onun için bir şey yapacağız. İçini tamamen bu deterjanla dolduracağız. Bir parça pamuğu aldım, suyla ıslattım. Suyla iyice şişirdim. Yani şurayı tıpat halini alayım. Ben de bu lavabonun tıpasından yok, kaybetmişim. Bunu, burayı, lavaboyu biraz suyla dolduruyorum ve deterjanımızdan biraz daha döküyoruz. Yani burası bir havuz halini alsın. Ben buraya isabetleyeyim. Elimizle fazla değmemeye dikkat etseydik iyiydi. Daha sonra elimiz yanıyor. Ve ayrıca hiçbir şekilde olmayacağım artık. Eskiden şu şu bile hep burada duruyordu. Şu fırçam sürekli ovuyordum çünkü buraya. Şöyle ovuyordum. Yok, hiçbir şekilde temizlenmiyordu. Hatta en son artık gözümü karartıp telle ovmaya başlamıştım ama yani çizilirse çizilsin artık temizlensin diye. Hayır. Bu resmen bir mucize. Bu deterjan gayet de güzel. Muhteşem bir şekilde temizliyorum. Evet, lavaboyu tamamen dolduruyorum. Doldururken de biraz daha dökeyim. Deterjandan. Çok az döktüm fark ettiyseniz. Bembeyaz olacak. Doldurayım ve bekleteyim. Halen doluyor. Bu bildiğimiz ünlü marka. Yani bilmiyorum ismini yazmam doğru muydu. O yüzden şu an kapattım. Bangomun üstünü de artık bununla ovuyorum. Yani hiçbir zarar vermiyor. O yüzden çok memnunum. Evet, suyu kapatalım. 5-10 dakika bekletelim. Sonra çekeceğiz. Pamuğu, yani tıpayı asla çekeceğiz. Biraz dursun, zarar vermiyor. Bembeyaz olacak. Hiç ovmaya gerek kalmadı. Şöyle yakından bakalım. Ne kadar beyazladığını buradan da görebiliyoruz suyun altından. Evet, üfledim köpükleri. Muhteşem sonuç. Birkaç dakika daha bekleyelim. Suyu çekeceğiz.